Başka bir şey var mıydı valla? Bu büyük ihtimal sarsıntıdan kopmuş bu başkanım. Bunu geliyor. Bunu oradan buradan çıkıyor. Bu da sarsıntıdan kopuyor. Burada arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda bir şankırtı falan koptu burada. Sonra buradan bir ayıyı gördük. Telleri falan burada yıktı. Sonra bize tabii duramadık. Korkudan biraz da panik atakta olduğumuz için. Buradan kaçtık, motora bindik, gittik. Sonra ayı da buradan aşağıya doğru gitmişti. Çarşıya falan çıktık, orada Salih Turan diye bir abimiz var, ona söyledik. O da Saffet Başkan'a falan söyledi. Yani, belediye başkanımıza söyledi o da. Sonra zaten gereken yapıldı. Olayın nasıl olduğunu sordum. Bu şekilde deyince, belediye başkanımızın evini olduğunu önce ben de hemen bizzat Domaç Belediye Başkanımızı aradım. Durumun böyle böyle olduğunu söyledim. Yani evimizin önündeki parkta ayın olduğunu. Ve apar topar belediye başkanımızın yanına geldik. O anda Domaç gazetemize haber verdik. Polisimize haber verdik. Ve onlarla birlikte kameralara baktığımızda gerçekten ayının hem tellere zarar vermesini hem de vatandaşlara zarar vermemesi için önlemler alındı. Artık Domaç'a merkezine dahi ayıların inmesi gerçekten ilginç bir olay oldu. Tam da bizim evin karşısındaki parkta gençler parkta otururken ayının geldiğini fark ediyorlar. Teller kırılmış. Çarşıya doğru çocuklar korkudan kaçıp gitmişler. O arada bizim Ülke Ocakları Başkanımız Salih Turan'a haber vermişler. O da beni telefonla aradı. Başkanım sizin orada ayı varmış, işte parktaymış falan diye. Ben de kapıdan dışarı çıktım, misafirlerimiz vardı. Onları ağırlamıştım. Gönderdim. Baktım teller falan yıkık gerçekten. Kim yaptı ki falan yani ayı falan. İlk etapta biz de tabii inanmadık. Sonra geldik benim evin kamera kayıtlarından bakınca ayının telleri devirdiğini, yıktığını gördük. Sonra çocuklar da ayının aşağıya doğru gittiğini gördü. Biz de kamera kayıtlarından baktığımızda gerçekten ayı şehir merkezine doğru gittiğini gördük. Biz de polis arkadaşları aradık, haber verdik. Ne olur olmaz şehre indi mi diye. Onlar da bir dolaştılar, gerçi görmediler ama inşallah insanlara da zarar vermez. Zaten ormanın dibi olduğu için Domaç'ın merkezi de herhalde tekrar ormanlık alana gitti mi? Tabii o konuda bir bilgimiz yok. Vatandaşlarımızın da gerçekten bu konuda biraz daha dikkatli davranmaları. Çünkü Allah korusun köylerde de yakın zamanda yani 1-2 gün önce aynı olaylarla karşılaşıldı. Daha dikkatli davranmalarını halkımızdan da rica ediyoruz. Gece özellikle sokağa çıkmada ıssız yerlerde biraz daha dikkatli olsunlar. Hatta geceleyin artık yani ıssız yerlerde dolaşmamalarını da rica ediyoruz.